arkadaşlar, 11. sınıf 2. ünite konumuza devam ediyoruz. Son videomuz, bu videomuzda kelime çalışması yapmak istediğim Hobbies and Skills ünite başlığımızdı. Sayfalarımızı görmeye başlayalım. Şimdi categorize the given hobbies in the correct headings diyor. Yani burada renkli harflerle yazılı olan hobilerden, yani hobilerimiz, becerilerimizden bahsediyorduk. Bunları gruplaştıracağız, kategorize edeceğiz arkadaşlar. Yani şu şekilde indoor activities, yani kapalı alanlarda yaptığımız aktivitelerden, hobilerimizden bahsediyoruz. Outdoor activities, açık alanda yaptığımız aktivitelerden ve becerilerimizden, hobilerimizden bahsediyoruz. Extreme activities de adından da anlaşılacak gibi ekstrem, aşırı uçlarda olan aktivitelerden, hobilerden ve becerilerimizden bahsediyoruz. Şimdi gruplara ayıracağız. Bakalım isterseniz birlikte. Önce birinci grubumuzdan başlayalım. Indoor activities, yani kapalı alanlarda ki aktivitelerimizden, becerilerimizden bakalım. Hangisi kapalı alanlarda yapıyoruz? Hangilerini? Evet. Cooking arkadaşlar, yemek pişirme değil mi? Kapalı alanda yaptığımız bir beceri, alışkanlık olabilir, bir hobi olabilir. İkincisi ise knitting dediğimiz, knitting örgü örme. Annelerimiz daha iyi bilirler bunu. Örgü örme dedik. Üçüncüsü ise origami adı altında kağıt katlama sanatı. Evet, bu da bir indoor activities'lerden birisi olabilir. Doing yoga. Bu son zamanlarda bayağı popüler olan bir spor dalı diyebiliriz, yoga yapma. Ve beşincisi ise painting. Painting, resim yapma diyebiliriz buna. Bunları indoor activities başlığı altında yazabiliriz arkadaşlar. Evet, peki outdoor activities'de neler var? Yani açık alanda yaptığımız aktivitelerimiz, hobilerimiz, becerilerimiz nelerdir? Futbol mesela, değil mi arkadaşlar? Açık alanda oynanır futbol. Veya gardening dediğimiz bahçeyle ilgilenme. Veya üçüncüsü hiking, doğa yürüyüşü arkadaşlar. Adı üstünde, doğa yürüyüşü. Açık alanda, doğada yapılan bir hobidir. Cycling, bisiklet yürüyüş. Bisiklettir arkadaşlar, bisiklet sürme. Ve beşincisi archery ise okçuluktur arkadaşlar. Okçuluk da tabii ki açık alanda yaptığımız aktivitelerden biridir. Peki üçüncüsüne bakalım, en son grubumuza. Extreme spor dediğimiz, extreme activities dediğimiz, aşırı uçlarda olan aktivitelerden, hobilerden bahsediyoruz. Evet, ne kaldı geriye bakalım. Rock climbing, kaya tırmanışı arkadaşlar, değil mi? Kaya tırmanışı ekstrem bir spordur. İki, bungee jumping diyoruz. Bungee jumping'i hepiniz artık reklamlardan, televizyondan, spor programlarından görmüşsünüzdür. Atlama değil mi? Köprülerden atlıyor bazı arkadaşlar. Evet, üçüncüsü ise parkur diye ifade ettiğimiz, yani çatıdan çatıya atlama. Bu son zamanlarda gençler arasında olan bir spor veya hobi diye ifade edebiliriz. Taklalar atarak, değişik hareketler yaparak, damdan dama veya çatıdan çatıya atlayarak yapılan bir hobi diyelim. Hunting, avcılık. Evet, bu da bir ekstrem activities'e girer tabii ki arkadaşlar. Mountain biking de dağ bisikleti arkadaşlar. Dağda engebeli yerlerde, engebeli yerlerde bisiklet sürme diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kelime çalışmamızın da sonuna geldik. 11. sınıf 2. üniteyi bitirmiş olduk. Lütfen diğer baştaki bütün videolarımızı seyredin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.